Herkese merhabalar. Bu dersimizde import point ve export point nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Dilerseniz hemen konuya geçeyim. Import point işlemlerini birkaç farklı yolla yapmak mümkündür. Bunlardan ilk olarak öğreneceğimiz toolbox penceresi üzerindeki point butonunu ters tıklayıp create butonuna basarak açılan creation tools penceresi üzerindeki import point butonuna basıyoruz. Akabinde açılan import penceresi üzerinden import point işlemini sağlayabiliriz. Bir diğer yöntem ise insert menüsünü tıklayarak doğrudan points from file seçeneğine tıklayarak import penceresini açıyoruz. Şimdi import point işlemi nasıl yapılır onu görelim. Bu pencere üzerinde artı simgesini tıklayarak kaynak nokta dosyasını seçiyoruz. Seçtiğimiz nokta dosyasını bu kısımda görebiliriz. Hemen aşağıdaki kısım ise nokta dosyasının formatları kısmıdır. Bir önceki dersimizde bu konuya değindiğimiz için doğrudan bir format seçip bu kısmı geçiyorum. Bu aşamada import etmek istediğimiz pointler için bir nokta grubu belirlemek istersek add points to point group kutucuğunu işaretlememiz gerekecektir. Eğer projemizde daha önce oluşturduğumuz point grupları varsa bu listede görünecektir. Daha önce bir grup oluşturmadıysak hemen buradaki butonu tıklayarak yeni bir grup oluşturabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi grup 1 isminde bir point grup oluşturdum ve bu kısımdaki listede doğrudan point list kısmı otomatik olarak tanımlandı. Bu aşamada import işlemini başlattıktan sonra import edilen tüm noktalar bu gruba otomatik olarak tanımlanacaktır. Okey butonuna basıyorum ve bununla birlikte pointler ekranda beliriyor. Toolbox penceresinde point groups kısmına baktığımızda oluşturduğumuz grubu da bu kısımda görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, export point işlemleri nasıl yapılır onu öğrenelim. Eğer projemizdeki tüm pointleri export etmek istersek point groups sekmesindeki all point grubunu ters tıklayıp export işlemini başlatabiliriz. Ya da belirli bir point grubunu export yapmak istersek ilgili grubu ters tıklayarak export point seçeneğini tıklıyoruz. Açılan pencerede point dosyasının formatını seçip bu buton ile dosyamızı nereye kaydedeceksek belirliyoruz. Ben hemen export point 1 isimli bir dosyaya bu noktaları export yapıyorum. Kontrol sağladığımızda dosya dizininde export point 1 isimli nokta dosyasını oluşturduğunu görüyoruz. Export point işlemini alternatif bir yöntem ile output sekmesi üzerinden export point butonuna tıklayıp açılan pencerede yine aynı işlemleri yaparak export point işlemini sağlayabiliriz. Import ve export işlemleri için anlatacaklarım bu kadar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.